Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerle karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız ama öncesinde vaka tablosu ekranlara gelecek ve salgının son durumunu sizlerle paylaşmış olacağız efendim. Tabii omikron varyantının etkisiyle ülkemizde vaka sayıları 100 bin üzerine kadar çıkmıştı ama çok şükür ki 20 bin bandına kadar düşürmeyi başardık. Tabii omikron varyantı da artık yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Sevindirici gerçekten. Ordudaki durumu da paylaşacağız sizlerle ama öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son tabloya şöyle bir göz atalım. Dün açıklanan vaka sayılarına göre 24 saat içerisinde 20.465 kişiye tanı konulurken 132 vatandaşımız hayatını kaybetti. 42.751 kişi ise sağlığına kavuştu. Tabii bir taraftan aşılama da hızla artıyor. İkinci doz aşı yapılma oranı %85.22. Ordu'da ise bu oran çok daha fazla efendim, %90'a yaklaşmış durumda. Tabii COVID-19'la mücadelede en güçlü silahımız aşı. Elbette ki aşı bizi virüsten korumuyor. Koronavirüse yakalanmamızı engellemiyor ancak hastalığı çok daha hafif atlatmamıza sebep oluyor. O yüzden mutlaka aşılarımızı tamamlayalım. Eksik doz aşısı olanlar için de artık o aşıların geçerliliği yok, koruyuculuğu yok. O yüzden bir an önce 3. ve 4. doz hatırlatma aşılarımızı da yaptıralım. Tabii şu anki tabloya bakacak olursak 20 bin bandına düşmesi hepimizi sevindirdi. Türkiye genelindeki bu düşüş bizlere çok daha fazla umut verdi ama Ordu'daki durumu da herkes merak ediyor. Acaba Ordu'da vaka sayıları düşmeye başladı mı? Çünkü 1500'e kadar yükselmişti günlük vaka sayımız. Şu anki durumu da sizlerle paylaşacağız birazdan efendim. Konuyla ilgili haberimiz var. Türkiye genelindeki gibi Ordu'da da vaka sayıları düşmeye başladı mı? Şu anki durum ne? Hastanelerimizdeki yoğun bakımlardaki durum nedir? Hepsini haberleştirdik. Birazdan konuyla ilgili de haberimiz ekranlara gelecek. Evet, bundan sonraki süreç biraz aşı hassasiyeti ve daha hafif kurallarla devam edecek. Açık havada da maske zorunluluğu kaldırıldı ama bu soğuk kış günlerinde kalabalık ortamlarda yine bir araya gelmemeye dikkat edelim. Ev ziyaretlerinden kaçınalım. En azından kapalı ortamlarda dikkatli olursak vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor olacak. Şimdi ilk haberle bültenimize başlayalım. Malum karla ilgili haberlerimiz olacak, sizlerle paylaşacağız. Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası yüksek ilçelerdeki kar kalınlığı 130 santime ulaştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği ise 91 santim oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 7/24 yaptığı çalışmalarla kapanan yolların tümü ulaşımı açıldı. Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası yüksek ilçelerdeki kar kalınlığı 130 santim ulaştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği ise 91 santim oldu. Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 karla mücadelede görev yapıyor. Yapılan çalışmalarda kar yağışıyla kapanan 163 mahalle yolu ulaşımı açıldı. Ekipler hasta ve cenaze gibi acil durumlara da öncelik vererek gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda çalışan ekipler 50 hasta ve 24 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale etti. Vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken, karla mücadele talepleri için 444-10-52 çağrı merkezini ve Alo 153'ü 7/24 arayabilecekleri bildirildi. Ordu'da kar yağışı yeni haftada devam edecek. Ordu Valiliği uyardı. Salı akşamına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor. Ordu'da kar yağışı yeni haftada devam edecek. Cuma gününden itibaren il genelinde kar yağışı etkili olmaya başlamıştı.
Sahil kesimine kadar inen kar yağışı etkisini sürdürecek. Ordu Valiliği kuvvetli kar yağışına karşı uyarı yaptı. Yağışların salı günü akşam saatlerine kadar kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yoğun ve tipi şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise kar yağışı etkisini kaybederek devam edecek. İl genelinde sıcaklıklarsa en yüksek 7, en düşük eksi 11 derece olacak. Tipi, ulaşımda aksama, buzlanma, çığ tehlikesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndaki sefer iptali sayısı sabah saatlerinde 279'a ulaştı. Ordu Giresun Havalimanı'nda da birçok sefer kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Ordu etkisi altına alan kar yağışları hava ve kara ulaşımında da aksamalar neden oluyor. Kara ulaşımı karla mücadele çalışmalarıyla önlenmeye çalışılırken hava ulaşımında seferler bir bir iptal ediliyor. Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndaki sefer iptali sayısı sabah saatlerinde 279'a ulaştı. Bu sefer iptalleri iç hat seferlerinde Ordu Giresun Havalimanı'nı da etkiledi. Ordu Giresun Havalimanı'nda dün 5 sefer iptal edilmişti. Sefer iptalleri İstanbul ve Ankara'daki havalimanlarına bağlı olarak bugün de devam etti. Ordu Giresun Havalimanı'nda günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar bir Ankara, iki İstanbul seferi kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İptaller öğleden sonra da devam etti. Ordu Giresun Havalimanı'nda pist zaten kapalı değil. Gerekli durumlarda yapılan temizlik çalışmaları pistin açık kalmasını sağlıyor ancak İstanbul ve Ankara'dan gerçekleşen iptaller ve rüzgarın durumu Ordu Giresun Havalimanı'nda da bu iptallerin yaşanmasına neden oluyor. Türkiye'de vaka sayısı 20 bine kadar geriledi. Peki Ordu'da da vaka sayıları düşmeye başladı mı? Günde kaç kişiye tanı konuluyor? İşte yanıtı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi düşük vaka sayılarıyla sürüyor. Salgında omikron varyantının etkisiyle bir dönem 100 binin üzerine çıkan vaka sayısı son dönemde ciddi oranda düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 20.465'e geriledi. Peki bu düşüş Ordu'ya yansıdı mı? Şehirde vaka sayısı düşmeye başladı mı? Ordu'da vaka sayısı 19-25 Şubat tarihleri için günde ortalama 1285 olarak açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre son günlerde Ordu'da da vaka sayısı ciddi oranda azaldı. Binli rakamlardaki vaka sayısı yaklaşık 3'te 1'e düştü. Birkaç gündür Ordu'da COVID-19 tanısı konulan hasta sayısının yaklaşık 500 olduğu öğrenildi. Vaka sayısındaki bu düşüşün önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor. Uzmanlar vakalar azaldıkça yoğun bakımlardaki doluluk oranında düşeceğini belirtiyor. Vaka sayısının yeniden yükselmemesi için özellikle kapalı ortamlarda maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Virüsle mücadelede en güçlü silah olan COVID-19 aşısını ve hatırlatma dozlarını da ihmal etmeyin. Fas'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devreye görevini yaptıkları sırada bir kahvehanede yaptıkları denetimlerde 5 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Masada iskambil kağıtları, bir miktar para ve pulların olduğunu belirleyen ekipler konuyu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletti. Alınan kararı istinaden iskambil kağıtları, 1100 lira para ve 36 adet pul ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve kumar oynayan şahıslar gerekli adli işlemler için asayiş büro amirliğine getirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa kişi başı 1819 lira olmak üzere toplam 9095 lira idari para cezası uygulandı. Evet, bu gelişmeyi paylaşmış olduk. Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ederken mevcut OSB'lerde istihdam çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek istihdama ve üretime katkı sunacak yeni işletmeler hakkında bilgiler verdi.
İki yıldan beri planladığımız bir haseydi. Sayın Valimiz de bu konuyla ilgili bilgi verdi zaten. Orada bir hukuki sorunumuz vardı. Onları hallettik. Allah nasip ederse onu yapacağız. O da zaten bahsettim. Sayın Vali de söyledi. Yani 800'de 1000 kişi civarında bir tesis olacak. Bütün oraya odaklandık. Yönetici arkadaşlar olarak, efendim, Vali Bey olarak, Büyükşehir Başkanımız olarak el birliğiyle bunu yapacağız. Bundan sonra zaten büyük bir entegre tesis yapan firmamızlar inşaatına başladı şu anda Fındık'la ilgili. Onun ismini de söylemiyoruz galiba. Dolayısıyla orada da 5-600 kişilik bir beklentimiz var ama firmamız tamamen ihracata dönük olduğu için ve Türkiye'de ilk 500'de vergi veren bir firma olduğu için bir de ordu oluşundan dolayı daha da çok memnuniyet duyuyoruz. Hepimizin arkadaşı, bizim yaş grubuyla ilgili söylüyorum. O firma da açtığı zaman buraya bizim rakamımız 7-7500'leri, 7000 olur belki üzerinde atlar ama bu kadar metrekarede büyük bir iş olur diye düşünüyorum. Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobille kamyonun çarpıştığı kazada aynı aileden biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Ordu'da buzlanma, kar ve soğuk hava kazaları da beraberinde getirdi. Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobille kamyonun çarpıştığı kazada aynı aileden biri çocuk, 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Göbü Mahallesi'nde Çaybaşı istikametinden Ünye istikametine gelmekte olan Yasin Aycıl yönetimindeki 59ED148 plakalı otomobille çevre yolunda kavşakta Çaybaşı yönüne dönmek isteyen Lütfü A yönetimindeki 55ABT044 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza mahalline çevredekiler tarafından 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan sürücü Yasin Aycıl'la eşi Yasemin ve 7 yaşındaki kızları Zeynep Meyra Aycıl, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. TOKİ Başkanlığı'nca indirim kampanyası başlatıldı. Ordu'yu da kapsayan indirimler bu yıl 22 Mart'ta başlayacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %22, arsa alıcıları için ise %10 indirim yapılacak. TOKİ borcunu erken bitirmek isteyenler için indirime gidiyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %22 indirim yapılacak. Ordu'nun da yararlanacağı indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatmayacak olanlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %22 indirim kampanyasından yararlanacaklar. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart ile 19 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibariyle TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2022 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiştir ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibariyle başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Giresun'un Pirazizi ilçesinde kar nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi. İki kurt mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi. Kurtlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Beyaz örtü yabani hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Aç kalan yabani hayvanlar bugünlerde şehir merkezlerinde görüntülenmeye başladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler komşu ilimiz Giresun'dan. Pirazizi ilçesinde kan nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye kadar indi.
Kentte bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan iki kurt, ilçenin Yeni Mahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen iki kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi. Kurtların ilçedeki görüntüleri evin güvenlik kamerasına yansıdı. İlçede Şubat 2021'de de karın ardından 6 kurt aynı evin bahçesine gelmiş ve güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçede besleme seferberliğini sürdürüyor. Onların da bir can taşı da unutulmuyor. Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yer yer 1,5 metreye bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçede sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyor. Ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu soğuk günlerde onların aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirttiler. Vatandaşların şikayet ettiği abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor. İşte yeni düzenlemenin detayları. Faturada açma kapama bedeli kalkacak. İlgili bakanlıklar konuyla ilgili çalışmalara başladı. Sabah gazetesinin haberine göre söz konusu düzenlemeler, telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeyle internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Örneğin fatura ödendikten sonra dijital ortamda bir tuşa basarak açma işlemi halledilebiliyorsa para alınmayacak. Kar yağdı, balık tezgahları boş kaldı. Balıkçıların kar yağışı ve rüzgarlı havanın etkisinden dolayı denize açılamamaları Ordu'daki balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu. Vatandaşlarsa havuz balıklarına yöneldi. Kar yağdı, balık tezgahları boş kaldı. Olumsuz hava koşulları balık tezgahlarını vurdu. Balıkçıların kar yağışı ve rüzgarlı havanın etkili olmasından dolayı denize açılamamaları Ordu'daki tezgahları boş bıraktı. Balıkçılar ayrıca maliyetlerde yaşanan artıştan da olumsuz etkilendi. Bilindiği gibi hava şartları ön planda, ikinci planda da diyelim işte bizim kayıkçılarımızın, şeylerimizin, gemicilerimizin vesaire bu işte uğraşan herkesin mutlaka bir beklentisi vardı. Niye? Ne zamana kadar? İşte bu fiyatlardı, bilmem nelerdi, mazottu, şuydu, buydu. Ta ki fiyatlar tavan yapana kadar herkes buradan geçiniyordu. Az çok bir şeyler denize gidiyordu ama şu anda maalesef kimse önünü görüp de denize gidemiyor. Niye? Kayığını çözen bir insan en az bir iki saat denizde dolaşması gerekiyor balık tutması için. Araması lazım. Bu da maliyet. 10 litre mazot yaksa bilindiği gibi 200 lira, 300 lira para yapıyor. Kimse de yani dar gelirli arkadaşlar bu işe de sıcak bakmıyor. Garantisi olmadığı için de gitmiyor. Başlıca sebeplerden biri de budur bence. Balık yok ama aramayınca balık tabii ki yok oluyor. Durum böyle olunca tezgahlara sadece isabet getirildi.
Şu anda istavrit balığı geldi galiba. O da Samsun'daki arkadaşlardan getirdik. Bugün 40 liraya satacağız. Tezgahları boş gören birçok vatandaşsa havuz balıklarına yöneldi. Vallahi havuz balıkları, somonlar 80 lira, levrek 100 lira, çupra 100 lira, o şekilde satılıyor. Bazen alabalık geliyor bazen 50 lira falan kilosu. Hem balıkçıların hem de vatandaşların beklentisi sezon sonu ermeden önce balığın bollaşması. Balık bu. Balık bu enişte. Balık. Efendim, bu haberle bülteni nokta alıyoruz. Sağlıklı, mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.